Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen birçok mahalle insansız, birçok oyun parkı ise çocuksuz kaldı. İki büyük depremin ardından asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok bina ve oyun parkları kimsesiz kaldı. 1998 yılında inşaatına başlarılan ve daha sonrası Dulkadiroğlu ilçesinin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Doğukent'te deprem sonrası adeta terk edilmiş bölge oldu. 10 binden fazla konuta ev sahipliği yapan mahalle, deprem öncesi yüzlerce vatandaşın keyifle vakit geçirdiği yer olarak bilinirken, depremin ardındansa adeta büyük bir sessizliğin içerisine gömüldü. Kahramanmaraş halkımıza başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimi de sunuyorum. İşte burası bir 20-25 senelik bir binalar. Çok şükür burada Doğukent'te can kaybımız olmadı şükür. Ama can kaybı olmadı. Parklar işsiz, evler hacike gördüğünüz gibi tarhalan. Allah kimse böyle bir felakete uğratmasın. Cenab-ı Allah böyle bir şeyi, acıları bir daha göstermesin. Ya şu şekilde bir yani ne diyeyim, insan oturup ağlaması gerekir yani. Şu an için oturup ağlaması gerekir. Yani işler acısı bir durum yani. Ya burası olsun, güneş evler olsun, çarşı olsun. Ya Kahramanmaraş'ın hangi bölgesine gidersen git, hangi şeyse işler acısı yani. Maraş diyecek Maraş yok yani şu an için. Kahramanmaraş diyecek Maraş kalmadı. İnşallah geri bu Kahramanmaraş'ımız geri ayağa kalkar. Allah hepimizin başını sağ etsin Rabbim. Allah'ım bir daha kimseye göstermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin Rabbim. Devletimiz olmasa biz ne yapardık? Ortada kalırdık. İnşallah geri Doğu kentimizi geri yerine yaparlar da. Zeminimiz çok sağlam bir zemin. Çok şükür Rabbime. Tabii ilk gelenlerdenik biz Doğu kente. Böyle görmek sizi nasıl? Üzmez mi? Üzmez mi oğlum? Ben Ankara'ya gittiydim işte geri geldim dayanamadım. Hep hastayık o gündür bugündür. Hep doktora taşınıyor. Psikolojik tedavi görüyor. Allah'ım kimseye göstermesin bir daha Rabbim Muhammed ümmetine de. Nasıl hiç bir duygularımızı bile kaybettik. Acımıza yanamadık. Ölülerimiz var. Yeğenimi kaybettim. Kızını kaybettim. Çarşıda oturuyorlardı onlar. Beyoğlu'nda hele hep Beyoğlu zaten biliyorsunuz belki dememe gerek yok. Yok oldu yani. Şimdi biz de Beyoğlu'nda kaldık bugün çadırda. Çadırımız yok burada. Kardeşlerim de kalıyorum işte. Komşu da kalıyor. Geri tekrar Ankara'ya nasip olursa dönecek. Bir sene kendini idare edecek.